Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu tuzlar olacak arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin artık son kısmında hep birlikte tamamlamış olacağız. Hemen şöyle bir programımıza bakalım. Neler yapmıştık, neler yapıyoruz ve neler yapacağız bunları değerlendirmek için. Hemen bu ayın başında günlük hayatta asitler ve bazlar demiştik arkadaşlar. Yani asitle bazları aslında tanımlamış, tepkimelerini yapıp ve yaygın olan asit bazlardan bahsetmiştik. Ardından tabii ki yazılı dönemimizi tamamladık, kampımızı tamamladık. Şimdi tuzlarla birlikte bu üniteyi tamamlayacağız. Hemen bir sonraki dersimizde de senenin son ünitesi olan günlük hayat kimyasalları kısmında yaygın günlük hayat kimyasallarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kimya her yerde ünitesinin ilk bölümü de burası olacak. Tabii ki bir sonraki dersimizde de artık bütün bir seneyi hep birlikte tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir programımız var. Bizi çok güzel hazırlayan bir program var. O yüzden eğer hala da aramızda kanala abone olmayan varsa bir an önce abone olsun ki dersleri kaçırmadan güzelce sürecimizi tamamlayalım, ilerletelim. Şimdi o zaman neler varmış tuzlar konusunda birlikte bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle tuzların genel özelliklerini şöyle bir hatırlayarak başlayacağız. Hangi özelliklere sahip oluyorlardı? Hani zaten aslında bunu geçen seneki iyonik kristaller kısmında da görmüştük. Oradaki iyonik kristallerin sahip olduğu bütün özellikler aslında tuzlara ait özelliklerdir. Ardından yaygın günlük hayatta karşımıza çıkan bazı tuzları adlandıracağız. Yaygın adlarını değerlendireceğiz. Bu tuzların özelliklerinden bahsedeceğiz ve bunları hangi alanlarda kullanıyoruz onlar üzerine konuşacağız. Aslında birazcık ezberi olan bir ünitedir, bir bölümdür diyebiliriz. Peki bu dersi tamamladığımız zaman bize ne faydaları sağlamış olacak? Bizim hayatımızda ne gibi işe yarayacak arkadaşlar? Yaygın sürekli günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı tuzlar var. Tuzlar sofra tuzundan ibaret değil. Binlerce tuz var. İşte bunlardan sürekli karşılaştığımız bazı tuzların özelliklerini ve bunları nasıl isimlendireceğimizi ve hangi alanlarda kullanıyoruz onlardan bahsediyor olacağız. Ve tabii ki ödevlendirmemiz olacak. Ödev için arkadaşlar Dinamo Kimya Kitabı biliyorsunuz temel kaynağımız artık hepimizin elinde var. Ve neredeyse tamamladık. Bayağı bir yol kat ettik. Burada arkadaşlar bu ünitenin test 21-24 arası bizim ödevimiz olacak. Şöyle sayfa numaralarından da ilerleyecek olursak tuzlar bölümü arkadaşlar bizim aslında tamamen ödevimiz olacak. Yani 4. bölümümüz sayfa 171'den başlayacak. Bak bu ünitenin son kısmı olduğu için arkadaşlar ünitenin sonuna kadar ödevimiz olacak. Yani 187'ye kadar aslında çözülmemiz, yer bırakmamamızda fayda var. Neler olacak? Şöyle içeriğine de bir bakacak olursak bu kitabımızda arkadaşlar diyeceğiz ki her sayfada bir tane çözümlü örnek var. Bu çözümlü örnek bize konuyu anlatan örneğimiz ve ardından her sayfada bu konuyla ilgili 4 tane soru olacak. Her bölüm bittiği zaman tarama testimiz, ardından ünite tekrar testlerimiz, bütün üniteye bakış atan, sonrasında fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik testimiz, ÖSYM tarzında soruların bulunduğu ve yazılı tarzındaki soruların bulunduğu testlerimizle ünite tamamlanacak. Çözemediğimiz herhangi bir soru varsa ya da kafamıza takılan herhangi bir şey varsa karekod sayesinde video çözümüne de gidebileceğiz. Kaynağımızı hala edinmeyen varsa da bir an önce almasında fayda vardır diyeceğiz tabii ki. O zaman ödevimizi de aldığımıza göre haydi başlayalım. Tuzların genel özellikleri arkadaşlar dedik ki tuzların hepsi iyonik bileşiktir. Bak iyonik yapıda olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün tuzlar iyonik yapılı bileşiklerdir aslında. Maddenin hallerinde bunlardan bahsederken de iyonik kristallerden bahsetmiştik. Bu onları zaten aslında kristal örgü yapısına sahip olduğunu bize gösteriyor. Bir örgü yapısı var. Dolayısıyla düzenli bir istiflenme süreci söz konusu oluyor. Ve burada iyonik bileşiklerin temelini oluşturan yani bu kristal örgü yapının temelini oluşturan birim hücrelerden bahsetmiştik. O yüzden bu bütün tuzlar için geçerli olacak yapı durumu olacak arkadaşlar. Tamamı birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısına sahiptir diyeceğiz. Dolayısıyla bu kristal örgü yapısı tanecikler arasındaki etkileşimlerin çok kuvvetli olmasından ve çok sayıda olmasından dolayı güçlü etkileşimler olacak. Çok sıkı sıkıya birbirine tutan taneciklerden bahsedeceğiz. Bu yüzden de bütün tuzların oda koşullarında katı halde olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu neden kaynaklanıyor? Çünkü çok yüksek erime noktasına sahipler. Mesela hani en bilindik tuzumuz nedir? Sofra tuzu yani sodyum klorür. Bak bu birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısından neyi kastediyoruz? Şimdi sodyum klorürü oluşturan bağ iyonik bağ değil miydi? Bu iyonik bağ nasıl oluşuyordu? Sodyum artı iyonları ile klor eksi iyonları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine biz iyonik bağ diyorduk. Şimdi sodyum ve klor arasında elektron alışverişi olmuş, artı ve eksi yüklü iyonlar oluşmuş ve aralarında iyonik bağ var. Ama Kristal örgü yapısı bize şunu söylüyor ya da birim hücre şunu söylüyor. Diyor ki bu sodyum sadece bu klorla iyonik bağ yapmıyor ki. Çünkü hemen yanında bir tane daha elektron alışverişi yapmış sodyum ve klor varsa bunun kloruyla da bu sodyum arasında iyonik bağ var. Zira bunlar da kendi aralarında aynı şekilde o iyonik bağ yapıyor. Veya şurada başka bir sodyum klorür taneciği olduğunu düşünecek olursak elektron alışverişi yapmış sodyum ve klor iyonları. Bu sodyumun bu klorla da aynı şekilde iyonik bağı var. Bunun üstünde başka bir klor olsun. Bununla da iyonik bağı var. Bak hatta 3 boyutlu düşünürsek üstünde ve altında da klor iyonları var. Ve bunların her biriyle aslında iyonik bağ yapıyor. Aynı şey klor için de geçerli. Her bir klor etrafındaki şöyle 6 tane sodyumla iyonik bağ yapıyor. Bu tabii 4 tane çizdik. Bir de üstünde ve altında da 3 boyutlu düşününce birer tane olduğunu düşünelim. İşte buradan Na6, Cl6 gibi bir forma sahip olmuş oluyor. Yani ne demek bu? Her bir sodyum 6 klorla, her bir klorda 6 tane sodyumla iyonik bağ yapar ve bu yapı onun için birim hücresidir. İşte bu birim hücreler de bir araya gelip oluşturdukları yapı kristal örgü yapısı olarak adlandırılır ve bu yapının kuvvetinden ötürü de bunların tamamı oda koşullarında katı haldedir. Çünkü erime noktaları çok yüksektir diyeceğiz. Tamam mı? Geçiyoruz. Saf mı yoksa karışım mı? Tabii ki saf maddelerdir diyeceğiz bütün tuzlar için arkadaşlar. Çünkü bunların her birinin bir bileşik formülü var. Eğer sen bir element ya da bileşik formül ya da sembolünden bahsedebiliyorsan bir tanecik için bir madde için bu onun saf madde olduğunu gösterir. Ve farklı renklerde olabilir. Bu tabii ki renkliliği belirleyen şey de tamamen iyonlarla alakalı, yapıyla alakalı arkadaşlar. Sodyum klorür için mesela beyaz renktedir. Ama başka bir bileşik, başka bir iyonik bileşik farklı bir renkte olabilir. Tamamen buradaki iyonların ışığı nasıl yansıttığıyla alakalı olarak değişecek. Ve bu maddede çok önemli arkadaşlar, suda çözünürken iyonlarına ayrışarak çözünür. Bütün tuzlar için geçerli olacak bu. Yani ya çözünür ve iyonlarına ayrışır ya da hiç çözünmez diyebiliriz. Ya da çok az çözünür diyebiliriz ama çözünüyorsa kesinlikle iyonlaşıyordur. Buradaki fark nedir? Mesela bir C6H6'dan bahsediyorsan ya da C6H12O6 diyelim daha verimli sonuç olsun. Böyle bir katı yani şekeri biz suda çözdüğümüz zaman nasıl bir sonuç elde etmesini bekliyoruz arkadaşlar tepkimede. Yine aynı moleküllerin molekül yapısında hiçbir değişiklik olmadan suda çözünmüş hale gelmesini bekliyoruz. Bak bu moleküler çözünme. İyonik bir bileşik olmadığı zaman çözünmenin sürecinin bu olmasını bekliyoruz. Ama sodyum klorürden bahsediyorsun. Bu suyun içerisinde çözündüğü zaman sodyum ve klor iyonlarına ayrışarak çözünecek. İşte burada arkadaşlar diyeceğiz ki çözünürken iyonlarına ayrıştığını görürüz. Bu da aslında sahip olduğu diğer özelliklerin tamamının önündeki etken oluyor. Çünkü katı halde elektriği iletmezler diyeceğiz. Neden? Katı haldeyken şöyle bir kristal örgü yapısı var. Burada elektrik iletkenliği olabilmesi için serbest halde tanecikler olması lazım. Yüklü tanecikler olması gerekiyor ki elektrik iletilsin. Ama kristal yapısında bu tanecikler birbirine çok güçlü bir şekilde tutunduğu için hareket edemiyorlar. Hareket edemedikleri için de elektriği iletemiyorlar. Metallerden iyonik bileşikleri ayıran en önemli fark da buydu zaten. Metallerde elektronlar serbestçe hareket edebildikleri için katı halde bile elektriği iletiyordu ama iyonik bileşikler iletmiyordu. Ama ve lakin biz sıvı hale getirirsek bunları ya da suyun içerisinde çözecek olursak. Bak sıvı hale getirmek ya da suda çözmek ne demek oluyor? Buradaki iyonların artık serbestçe ortamda hareket edebiliyor olması demek oluyor. Dolayısıyla biz elektriği verdiğimiz zaman bu elektriği bu serbestçe dolaşan iyonlar bir yerden başka bir yere taşıma şansına sahip oluyorlar. Bu da elektriği iletebilecekleri anlamına geliyor. Metaller için ne diyorduk? Metaller hem katı hem sıvı halde elektriği iletebiliyordu. Ya da molekül yapılarından bahsediyorsak ne katı ne de sıvı halde elektriği iletemiyorlardı. Her iki durumda da iletemiyorlardı ama tuzları yani iyonik bileşikleri diğerlerinden ayıran en önemli nitelik katı halde elektriği iletemiyor olmasına rağmen sıvı haldeyken ya da suda çözündüğü zaman elektriği iletebiliyor olmasıydı. Güzelce genel özelliklerimizi şöyle bir tekrar etmiş olduk. O zaman geçelim artık yaygın bazı tuzlardan bahsetmeye. Arkadaşlar tabii ki en yaygın, en bilindik tuzumuz sodyum klorür tuzu. Bak sistematik adı sodyum klorür. Formülü neydi? NaCl şeklindeydi. Yani demek ki sodyum ve klor iyonlarından oluşmuş. Bunun yaygın adı nedir? Bak sorularda en sık karşımıza çıkacak kısımlardan birisi burası olacak. Biz bunu sofra tuzu olarak adlandırıyorduk arkadaşlar ya da yemek tuzu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tuzlarla ilgili bilmemiz gereken en önemli nitelik şu. Tuzlar asitlerle bazların tepkimesi sonucu, nötralleşme tepkimesi sonucu elde edilir. O yüzden diyeceğiz ki bak sodyum klorürden bahsediyorsan burada hani Na artı ve Cl eksi iyonlarına ayrışıyor ya. Bu kimden gelir? Katyon her zaman için bazdan gelir. Dolayısıyla sodyum katyonunu bize getirecek baz NaOH bazı, yani sodyum hidroksit olmalıdır. Anyonlar da her zaman için asitten gelir. O zaman klor anyonunu bize getirecek asit de HCl olmalıdır. Yani hidroklorik asit olmalıdır. Yani bir diğer adıyla tuz ruhu. İşte demek ki sodyum klorürü oluşturan asit ve baz bunlarmış. Dolayısıyla bunların tepkimesinden bize sodyum klorür tuzunu elde ederken açığa bir de su molekülü çıkıyormuş. Şimdi bunu oluşturan asidin ve bazın özelliğini biliyorsak aslında tuzun özelliğiyle ilgili de yorum yapabiliriz. Bu asidik midir, bazik midir yoksa nötr müdür yorumunu yapabiliriz. Şunu bir hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Asitler ve bazların hangileri kuvvetli hangileri zayıftı birkaç tanesini bilsek yeter. Asitlerde kuvvetli olanlar kimlerdi arkadaşlar? Bak HI, HBr, HCl bunlar kuvvetli asitlerdi. H2SO4 veya HNO3 bunlar bilmemiz gereken kuvvetli asitlerdi. Zayıflara gelecek olursak zayıf asitleri sayalım. Birkaç tanesini gene bilsek yeterli olur. Bak demiştik ki H ve halojen asitleri arasındaki tek zayıf asitimizdi. Geri kalanların hepsi kuvvetli. H2CO3 zayıf bir asitti arkadaşlar. Bunun dışında H3PO4 yine zayıf bir asitti. Ve organik asitlerin tamamı zayıf asitlerdi. Mesela HCOOH zayıf asit özelliği gösteriyordu. Bazlara gelecek olursak birkaç tane de baz yazalım, ezbere bilmemiz gereken neler var. Daha sonraki yıllarda da ihtiyacımız olacak bunlara. Kuvvetli olarak diyoruz ki alkali metallerin bazları kuvvetlidir. Yani lityum hidroksit, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit kuvvetlidir diyeceğiz. Bunun yanı sıra kalsiyum hidroksitin de benzer şekilde kuvvetli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve zayıf baz olarak ise arkadaşlar sadece NH3'ü yani amonyağı bilsek yeter. Bak bu tabloyu bir ezbere bilmemiz de fayda olacak bize. Sonra diyeceğiz ki eğer bir tuz oluşturan asit ve bazın her ikisi de kuvvetliyse o tuz nötr bir tuzdur. Dolayısıyla sodyum klorür de sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit, her ikisi de kuvvetli olduğu için sodyum klorür nötr bir tuzdur. Ve nötr olması ne demek? Demek ki biz onu suda çözdüğümüz zaman pH tam 7 gelmelidir. O koşullarından bahsediyorsak veya turnusol kağıdının rengini etkilememelidir nötr bir tuz olduğu için. Bunun dışında ne özellikleri var? Suda çok iyi çözünen bir tuz arkadaşlar. Tabii ki sofra tuzu olarak kullanmamızın sebebi o. Beyaz bir kristal yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Evlerimizde de zaten görüyoruz. Ve birim hücre olarak az önce de yazmıştık zaten N6, Cl6 gibi bir birim hücreye sahip oluyor. Peki nerelerde kullanıyoruz? Tabii ki evlerimizde de zaten biliyoruz. Gıdaları tatlandırmada kullanıyoruz. Bunun dışında turşu gibi, salamura gibi yöntemler aslında bu tuzun kullanıldığı ve gıdaların uzun süre saklanabilmesini sağlayan yöntemler. Dolayısıyla gıdaların korunmasında kullanıyoruz. Cam, seramik, kağıt, tekstil gibi ürünlerin ortaya konmasında kullanıyoruz. Kışın yolları tuzluyoruz yani koligatif özelliklerde de bundan bahsetmiştik. Yolların buzlanmasını engellemede kullandığımız tuz yine sodyum klorür tuzudur. Bunun dışında işte serum fizyolojik gibi bazı ilaçların üretiminde yani tıp ve eczacılıkta yine kullanılan yaygın tuzumuz sodyum klorür tuzudur arkadaşlar. Geçelim bir diğer tuzumuzdan bahsetmeye. Bu defa yine sodyumun tuzu ama bu defa Na2CO3 tuzu. Sodyum karbonat gibi bir sistematik ada sahip. Arkadaşlar bunu soda külü veya daha yaygın olarak karşımıza çıkacak ismiyle çamaşır sodası olarak bileceğiz. Bak bu ismi bir bilmemiz gerekiyor. Peki az önce yaptığımız yorumu yapalım. Şimdi bizim tuzumuzun formülü Na2CO3 ise ne diyoruz? Sodyum bir bazdan gelmeli. Sodyum NaOH bazından gelir. Yani sodyum hidroksitten. CO3 yani anyonumuz da bir asitten gelmeli. Bu da H2CO3'ten gelecek. Az önce ne öğrendik biz? Bu kuvvetli bir bazdı. Bu ise zayıf bir asitti. Bu bizi nereye götürdü arkadaşlar? Bak eğer ikisi de kuvvetliyse tuz nötr oluyordu ya. Bu defa kuvvetli olan bazsa diyeceğiz ki bu bazik bir tuzdur. Eğer tam tersi baz zayıf, asit kuvvetli olsaydı o zaman asidik bir tuzdur diyecektik. O zaman diyeceğiz ki biz sodyum karbonatı yani çamaşır sodasını suyun içerisinde çözdüğümüz zaman burada ortamın bazik olmasını yani oda koşullarında pH'in 7'den büyük olmasını bekleriz. Veya bu tuzu çözdüğümüz suyun çözeltinin turnusol kağıdının rengini maviye çevirmesini bekleriz bazik özelliğinden ötürü. Aynı zamanda arkadaşlar suda çok iyi çözünür. Bak şöyle bir kopya da alabiliriz. Eğer bir tuzun yapısında sodyum, potasyum görüyorsak bunlar zaten suyun içerisinde çok iyi çözünen tuzlardır. Az önce NaCl için de söyledik. Burada da aynı şeyi söyleyeceğiz. Özelliğe gelecek olursak beyaz, şekilden de göreceğimiz gibi kokusuz ve tatsız bir tuz var karşımızda. O yüzden yemekleri tatlandırmada kullanmak çok da mantıklı değil. Nerede kullanıyoruz peki? Adı üzerinde zaten çamaşır sodası diyoruz arkadaşlar. Temizlik maddesi olarak kullanıyoruz. Çamaşırları yıkarken kullanabiliyoruz. Cam ve kağıt üretiminde kullanıyoruz arkadaşlar. Burası da yine önemli. Su sertliğini giderici olarak yine sodyum karbonat kullanılır. Neydi kastımız su sertliğinden, onu bir hatırlayalım. Eğer suyun içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları yoğunsa, bunların derişimi çok yüksek, o su sert bir suydu ve bizim temizliğimizi zorlaştırıyordu. İşte içimi lezzetsizdi, yani kullanmak istemediğimiz bir suydu. Eğer biz böyle bir suyun içerisine sodyum karbonat ekleyecek olursak, karbonatlar bu kalsiyum ve magnezyum iyonları ile birleşip dibe çöker ve suyun içerisinde sodyum iyonları kalır. Sodyum iyonları suya sertlik vermediği için suyun sertliğini biz bu tuzu kullanarak giderebiliriz arkadaşlar. Bu onun en yaygın kullanıldığı yerlerden birisi olacak. Bunun dışında sabun ve deterjan eldesinde de yine sodyum karbonat tuzu kullanılabiliyor. Ki hemen bir sonraki ünite diyeceğiz ki mesela sabun dediğimiz şey aslında yağ asitlerinin sodyum tuzudur. Veya deterjan dediğimiz şey de petrol ürünlerinin sodyum tuzudur. Dolayısıyla da bunların üretiminde kullanılabilecek tuzlardan birisidir. Bunun dışında yine tıp ve eczacılıkta da kullanılabilen, bazı ilaçların üretiminde kullanılabilen tuzlardan birisidir. Bir sonraki tuzumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar sodyum karbonatın kardeşi var karşımızda. Bak oradaki formül neydi? Na2CO3'tü. Burada NaHCO3, yani sodyumlardan birinin yerinde hidrojen var. Bu ne demek oluyor aslında? Diyeceğiz ki bunun adı sodyum bikarbonattır. Formülü NaHCO3'tür ve bu defa yaygın adı yemek sodasıdır. Bak az önceki çamaşır sodasıydı. Bu yemek sodası veya karbonat veya işte hamur kabartmada kullandığımız madde olarak bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani kabartma tuzunun içerisinde bulunan tuz NaHCO3'tür diyebiliriz. Şimdi burada da aynı şekilde katyonumuz sodyum olduğuna göre bu hangi bazdan gelecek? Tabii ki sodyum hidroksitten gelecek. Asidimizin anyon kısmında CO3 var. Demek ki asit olarak da H2CO3 gelmesi gerekiyor. Şimdi sodyum karbonatta da sodyum bikarbonatta da aynı iki asit ve bazın tepkimesinden oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki fark olarak şunu diyeceğiz. Az önceki Na2CO3 bileşiği tam nötralleşmenin ürünüdür. Burada tam nötralleşme gerçekleşmemiş. Bu hidrojenlerden sadece birisi sodyumla yer değiştirmiştir. Bu yüzden bir aslında ara ürün olarak oluşan bir tuzdur diyebiliriz sodyum bikarbonat için. Aynı mantığı burada da söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar bu tuz bazik bir tuz olacak. Neden? Çünkü kuvvetli bir bazla zayıf bir asidin tepkimesinden oluşmuştur. Bu yüzden de hani baz özellik gösterdiği için de antiasit özelliği gösterir. Antiasit olarak kullanılabilir. Yani asitlik gidermede kullandığımız tuzlardan birisi. Sodyum tuzları suda çok iyi çözünür demiştik. Bu sodyum bikarbonat için de geçerli ve şekilde de gördüğümüz gibi beyaz granüllü bir yapıya sahiptir. Peki nerelerde kullanıyoruz biz bunu arkadaşlar? Asitlik düzenleyici olarak kullanıyoruz. Bazik özelliği sayesinde. Koku giderici olarak kullanıyoruz. Su sertliğini gidermede yine bunu da aynı şekilde kullanabiliriz. Ne demiştik az önce? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını çökertmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki bikarbonat iyonları yine kalsiyum ve magnezyumla birleşip dibe çökeceği için onlardan kurtulmamızı sağlayabilir. Aynı şekilde kağıt üretiminde kullanıyoruz ve yangın söndürücülerin üretiminde en yaygın kullanılan tuz sodyum bikarbonat tuzudur arkadaşlar. Yani yemek sodası olarak bildiğimiz tuzdur. Bir diğer tuzumuza gelecek olursak bu defa kalsiyum karbonattan bahsedeceğiz. Bak son iki tuzumuz karbonat tuzuydu, CO3 içeren tuzdu. Bu da aynı şekilde ama diğerinde katyon olarak sodyum kullanıyorduk. Bu defa kalsiyum kullanıyoruz. Formül olarak arkadaşlar CaCO3 diyeceğiz ve yaygın adı ise kireç taşıdır. 9. sınıftan zaten bunu biliyorduk. Şimdi aynı mantıkla düşünelim. Bak CaCO3 tuzunu elde etmek istiyorsak burada katyonumuz kalsiyum ya, bu bazdan gelecek ve bu bazı oluşturan kalsiyum CaOH2 olabilir. CO3 H2CO3'ten gelecek tabii ki. Yani buradaki anyonumuz karbonik asitten gelmesi gerekiyordur. Ne biliyorduk biz? Aynı mantıkla ilerleyelim. Kalsiyum hidroksit kuvvetli bir bazdı. Ancak H2CO3 zayıf bir asitti. Dolayısıyla biz bu tuzun hangi özelliğe sahip olmasını bekliyoruz? Bazı kuvvetli, asidi zayıf olduğu için bazik karakterli olmasını bekliyoruz. Biz bu tuzu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman pH'ının 7'den büyük olmasını bekleriz ve turnusol kağıdını mavi renge çevirmesini bekleriz. Bunun dışında özelliklerine gelecek olursak şimdiye kadar gördüğümüz tuzların hepsi için suda çok iyi çözünür demiştik. Ancak kalsiyum karbonata geldiğimiz zaman suda çok az çözünen bir tuz var karşımızda arkadaşlar. Yani çökelmeye uğruyor. Kolay kolay suyun içerisinde yüksek derişimli bileşikler oluşturamıyoruz. Sağlığa zararlı etkisi var. Diğer tuzlar için çok fazla bundan bahsetmedik. Yani çamaşır sodasının yine tabii ki var ama kalsiyum karbonatın ciddi zararları var. O yüzden tüketilmemesi gerekiyor. Bununla ilgili şunu da belirtelim arkadaşlar. Hani tebeşiri oluşturan tuz bu aslında. Tebeşir tozunu içerler de hani ateşlenirler falan ya. Bu aslında çok büyük bir tehlike. Onun sebebi bu tuzu tüketiyor olması. Sağlığa ciddi zararlar verebilir. Ve bu nedenle de temasından mümkün olduğunda kaçınılması gereken bir tuzdur. Nerelerde kullanıyoruz? Arkadaşlar tabii ki beyaz yapısından ötürü, şeklinden ötürü inşaatlarda kullanıyoruz. Hani bu karton piyerler falan üretilir ya, işte orada kullandığımız, adı üzerinde zaten kireç, aslında kalsiyum karbonat tuzudur diyeceğiz. Şekilde gördüğümüz gibi doğal birçok oluşumun yapısında kalsiyum karbonat var. Suda çözünmediği için katı halde ortamda kalabiliyor ve güzel görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Cam ve seramik üretiminde yaygın olarak kullandığımız bir tuz. Toprağın pH'ının düzenlenmesinde kullanılır arkadaşlar. Eğer asitliği çok yüksek bir toprak varsa bu bazik özelliğinden ötürü toprağa serpildiği zaman orada bir düzenleme oluşturabiliyor. Nötralleşme gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra ilaç ve gıda üretiminde de yine kullanılan, çok yaygın olmasa da kullanılan bir tuz var karşımızda. Bir diğer tuzumuza gelecek olursak arkadaşlar, bu aslında bahsedeceğimiz son tuzdur diyebiliriz. Amonyum klorür tuzu. Şimdi amonyum NH4+ iyonlarıydı. Bunun klorlu bileşikleri, yani NH4Cl tuzuna ise amonyum klorür veya yaygın adıyla da nişadır tuzu adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim tuzumuz NH4Cl ise, bak ne diyorduk? NH4 yani katyonumuz hangi bazdan gelebilir? Tabii ki NH4 katyonu, yani amonyum katyonu amonyak bazından gelecektir. NH3 ile bir de bizim klor olarak anyonumuz var. Bu da kimden gelecek? Hangi asitten gelecek daha doğrusu? Tabii ki hidroklorik asit yani HCl'den gelecek. Bu ikisinin tepkimesinden nişadır tuzunu elde edeceğiz. Şimdi hemen hatırlayalım. NH3 bir bazdı ama zayıf bir bazdı. HCl'ye gelecek olursak bu da kuvvetli bir asitti, hatta tuz ruhu olarak isimlendirdiğimiz asitti değil mi? Bu defa asidi kuvvetli, bazı zayıf olduğu için burada ne diyeceğiz? Sulu çözeltisi bazik değil, asidik özellik gösteren bir tuz var karşımızda. Bak şimdiye kadar söylediklerimizde sodyum klorür yani sofra tuzu nötrdü. Bunun dışında saydığımız sodyum karbonat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonat, bunların hepsi için baziktir demiştik. Ama amonyum klorürden yani nişadırdan bahsediyorsak asidik özellik gösterecek, suda çok iyi çözünen bir tuz var karşımızda. Şekilden de gördüğümüz üzere beyaz bir yapıya sahip ve kokusuz bir tuz. Birçok tuzda olduğu gibi bu da kokusuz özelliğe sahip. Peki nerelerde kullanıyoruz nişadır tuzunu? Kalay ile kaplama işlemlerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Suda çok iyi çözündüğü için burada kalayla kaplamada bir iletken özellik gösterecek bize. Gübre yapımında özellikle yapısındaki azottan ötürü azot ihtiyacı duyan topraklara gübre üretirken nişadır tuzunu kullanırız. Balgam söktürücülerin yapısında var arkadaşlar, yani ilaç üretiminde bu da yine yaygın olarak kullanılan bir tuz. Bunun dışında metal yüzey kaplamacılığında ve temizliğinde bunu kullanıyoruz. Hani kalay kaplama ve aslında metallerin kalaylanması, temizlenmesinde kullandığımız tuz nişadır tuzudur arkadaşlar. Bunu da ufaktan bir ezberlemiş olalım. Haydi bir iki tane soru çözelim bakalım. Bugün bahsettiklerimizi çok iyi anlamış merkez. Şimdi bize demiş ki HX kuvvetli asit, HY zayıf asit, AOH kuvvetli baz, BOH zayıf bazdır. Bu bilgilere göre aşağıdaki tuzların asitlik bazlık durumunu belirtiniz. Arkadaşlar şimdi AX tuzundan bahsedecek olursak, bak koşulumuz neydi? İkisi de kuvvetli ise nötr oluyordu. AX'e bakalım. Buradaki A tabii ki AOH'dan gelir yani kuvvetliden. X HX'den gelir yani kuvvetliden. Bak her ikisi de kuvvetli. Demek ki AX tuzu nötr bir tuz olacak. Bunun suyun içerisinde pH'ının 7 olmasını bekleyeceğiz veya turnusol kağıdına etki etmemesini bekleyeceğiz. AY tuzuna gelelim. Bak kuvvetli bazdan gelmiş ve zayıf asitten gelmiş. A ve Y iyonları. Dolayısıyla bazı kuvvetli, asidi zayıf olduğu için AY bazik özellik gösterecek. BX'e gelecek olursak, zayıf baz, kuvvetli asit. Arkadaşlar bu defa ne diyeceğiz? Bazı zayıf, asidi kuvvetli olduğu için bu defa asidik özellik gösterecektir. BY'ye gelecek olursak arkadaşlar işte bunu bilemeyiz. Çünkü her ikisi de zayıf, öyle değil mi? HY de zayıf, BOH da zayıf. Böyle bir durumda hangisinin daha kuvvetli olduğu etkili olacak. Yani bu zayıf ama işte bir tık daha kuvvetli bir bazlık sabiti ve asitlik sabiti kıyaslamasına girdiğimiz zaman bunun daha etkili olduğunu görüyorsak baziktir deriz veya bunun daha etkili olduğunu görüyorsak asidiktir deriz. Ama bununla ilgili net bir yorum yapamayız. Net yorum yapabilmek için ya her ikisi de kuvvetli olacak nötrdür diyeceğiz. Bir baz kuvvetli asit zayıfsa baziktir diyeceğiz. Tam tersi asit kuvvetli baz zayıfsa da asidiktir diyeceğiz. Bir diğer soruya bakacak olursak NaOH ve H2CO3'ün tepkimesinden elde edilen tuz ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bak şunları gördüğümüz zaman bir soru işareti kafamızda oluşmalı. Çünkü sodyum hidroksit ve karbonik asidin tepkimesinden iki ihtimalle tuz karşımıza çıkabiliyordu. Neydi ilk ihtimalimiz? Diyorduk ki buradan tam nötralleşme gerçekleşirse Na2CO3 oluşur ve açığa da iki tane su çıkar. Çünkü şunun katsayısı 2 olmalıdır. Şimdi bu sodyum karbonat tuzuydu. Bir ihtimalimiz de şuydu. NaOH ve H2CO3 tam verimle tepkimeye girmiyordur. Tam nötralleşmiyordur. Bu hidrojenlerden sadece birisi nötralleşmeye giriyordur. Bu durumda da NaHCO3 yani sodyum bikarbonat ve H2O açığa çıkıyordur. Şimdi bu iki ihtimalde demek ki bize şu iki tuzun durumu ile ilgili bir yorum yaptıracak. Yaygın adı çamaşır sodası olabilir mi? Eğer tuzun formülü buysa evet çamaşır sodası olabilir. Yaygın adı yemek sodası olabilir mi? Evet eğer NaHCO3 ise yani sodyum bikarbonatsa bu yemek sodası olarak adlandırılabilir. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Her ikisi için de aynı şeyi söylemiştik. Çünkü her ikisinde de baz kuvvetli, asit zayıf. O zaman her ikisi de bazik özellik gösterecek. Dolayısıyla bu da doğrudur. Hangileri doğrudur diyor. 1, 2 ve 3. 3 öncülümüzde doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız da bu şekilde olacak. O zaman tuzları genel olarak değerlendirmiş ve ihtiyaç duyduğumuz bütün tuzları karşımıza almış olduk. Tuzların genel özelliklerinden bahsettik. Yaygın bazı tuzların adlandırılmasını yaptık. Özelliklerinden bahsettik ve nerelerde kullandığımız üzerine konuştuk arkadaşlar. O zaman konuyu da bitirdiğimize göre ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve kanala abone değilsek bir an önce aboneliğimizi tamamlayıp kendimize çok iyi bakıyoruz ve bir sonraki dersimizde tam da burada yine buluşuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.